geçtim. Neredeyse sokacaktı beni, tam gerildi. Evet, ok başlı bir yılan bu. Pis. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Vatandaşın bayrasına giren yılan yakalanarak doğaya bırakılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı her zaman vatandaşın yanındadır. Abi karşıya sal, ben bırakıyorum. İndir. Bunun eşi vardır bunun burada. Hadi. Aç şeyini aç aç. Her yıl olduğu gibi bu yılda Nisan, Mayıs, Haziran aylarında doğal bir süreç olarak uyuyan yılanların artık hem üreme hem de beslenme için uykularından uyanması ve doğada sık sık karşımıza çıkması kaçınılmaz oluyor. Doğada bu olaylar gayet normal, şehir içerisinde görülmesi gayet normal. Malum biliyorsunuz Covid-19 nedeniyle insanların evlerinde kapanması ve sokakların boş alanlar haline gelmesi dolayısıyla hayvanlar artık şehir içinde daha çok görünmeye başladılar. Tabii tabiat olarak biz onların doğasını kullanıyoruz. Onlar bizim doğamızda yoklar zaten. Biz onların doğalarını işgal ettiğimiz için bu olaylarla karşılaşmamız gayet normal. Her yıl dediğim gibi Mayıs-Haziran aylarında yoğunlukla karşımıza çıkıyorlar. Ancak yılanların en baştan söyleyeyim hiçbiri zararlı değil. Ta ki onlar rahatsız edilip hani üzerine basılıp doğal ortamlarından uzaklaştırmaya çalıştığımız anda bize tepki olarak, savunma sistemi olarak bir gösteride bulunuyorlar. Şu an bölgemizde görülen yılanlar tamamen zararsız yılanlar. Aslında bize aksine çok faydası olan hayvanlar. Şu anda bölgemizde kara yılan, boz yılan, engerek, bunları daha çok görüyoruz ve karşılaşıyoruz. Onların bizimle hiçbir alıp veremediği yok. Tamamen zararsızlar. Evlerimizde, sokaklarda görmemiz de gayet normal. Çünkü tabiatı kullandıkları için ve üreme ve beslenme için çıktıklarından dolayı karşılaşıyoruz. Normal. Öncelikle korkmayacaklar. Sakin davranacaklar. Hayvanlar kendilerine zarar vereceğimizi anladığında zaten tepki gösteriyorlar bize. Uzak duracaklar. İzbe, çok sakin, uzun süredir kullanılmayan evler, çalılık, kayalık, yaylalıklar, şu anda zaten yaylalıklarda da daha çok görülmeye başlayacak yakın zamanda. Çünkü insanlar şehir merkezinden daha sakin olan, hani Covid-19'dan uzaklaşmak adına daha sakin olan yerlere gittiler ve artık orada da görmeye başlayacaklar. Yaylalık dediğimiz yerler de zaten yılın 9 ayı boş, 3 ayı insanların göç ettiği bir yer olduğu için şu anda daha çok görecekler. Korkmayacaklar, sakin davranacaklar, üzerine gidip hani tutmaya, yakalamaya çalışmayacaklar. Zaten Büyükşehir Belediye'mizin vermiş olduğu bir hizmet var. Direkt itfaiyeyi arayıp onlardan yardım isteyecekler. Onlar da en kısa sürede gelip yılanı oradan alıp doğal ortamına geri bırakacaklar.